ne buralara sığarız, ne dünyaya sığarız, yanarız, kül oluruz, kayboluruz. Mecnun'un bu halinin sebebi nedir? Çatıdan başlıyoruz konuşmaya. Her zaman sıkıntı bu. Çünkü aşk nedir biliyor musunuz? Ama biz hep ticaretindeyiz işin kardeşim. Kıldık kıldık olmadı diyor adam namazı ya. Efendim, herkese gönül dolusu merhabalar, sevgiler, saygılar. Maymecra'ya hoş geldiniz. Derdiniz ne diyeceksiniz? Derdimiz anlaşabilmek, gönülden anlaşabilmek, yürekten anlaşabilmek, hakikat çizgisinde anlaşabilmek. Zamanımız karmaşa zamanı oldu. Yeteri kadar birbirimizi anlayamıyoruz diye bir endişemiz var. Bunu olabildiğince minimize etmeye çalışmak, yani anlaştığımız yerleri daha çoğaltmak, ortak faydalarımızı daha çoğaltmak derdindeyiz. Derdimiz bu. Benim buradaki rolüm ne? İşte ben ilahilerle falan meşgul oluyorum ya biraz. Bu işten anlayanların yanında bulundum. Kulağımda kalan bir takım sözler, manalar varsa eğer sizle paylaşabilmek derdim bu. Hani kuşlar dinlenirlerken başlarını kanatlarının altına alırlar, böyle dinlenirler ya. Ama küçücük bir kıpırtı olduğu zaman hemen çıkarırlar başlarını. İşte Evliyaullah Hazaratı'nın böyle bir huyu varmış. Evlerimizde asarız da ismi şeriflerini. Ya Hazreti Mevlana, ya Hazreti Abdülkadir, ya Hazreti Nureddin Cerrahi gibi bütün sultanlarımızın öyle levhaları vardır evlerimizde. Efendim onlar işte öyle başı buradaki kuş gibi dururlarmış. Ama ne zaman onlardan medet ya Abdülkadir dediğin zaman kuşun kanadının altından başını çıkardığı gibi çıkarır, lebbeyk diye ortaya çıkarmış. Allah! Nutku Şerif'te de Yunus Emre Hazretleri, kadasallahu sırrahül âli, Efendimiz buyuruyor ki, yalın bir Türkçeyle, açık, seçik bir şekilde, gönül hayran olup dur aşk elinden. Yani hayran olmanın ön şartı aşk. Aşksız bir hayranlıktan bahsediliyorsa, geçiniz. O sadece bir meyildir, hevestir, susamadır, tatmin duygusudur, falandır, filandır. Aşkı bilmiyoruz. Sakın kimse ben çok iyi bilirim demesin. Aşkı bilsek, ne buralara sığarız, ne dünyaya sığarız, yanarız, kül oluruz, kayboluruz. Bilmiyoruz bereket ama sözü bile güzel, sohbeti bile güzel ya. Gönül aşk elinden ancak hayran olurmuş. Aşk elinden derken hem aşkın elinden hem de aşk ilinden de anlayabiliriz. Nedir orası? Vahdet-i alemidir. Ciğer füryan olupdur aşk elinden. Tabii ki burada bir mecaz da var. Zaten bunların hepsi mecaz. Ciğer füryan olupdur aşk elinden. Ciğerim yandı diye bir laf vardır ya, işte aşk bizim her an ciğerlerimizi kül ediyor, yanıyor. Niceler tacı tahtı mali mülkü koyup füryan olupdur aşk elinden. Aşk geldiği zaman malmış, mülkmüş, şanmış, şöhretmiş, efendim taçmış, tahtmış. Aman efendim fuzuliyatı kaldırın ortadan. Aşk demek sevgili demek, sevgili demek cemal demek, cemal demek her şey demek. Ya hatırlayın Hazreti Ethem Hazretleri'ni değil mi? Terkin kutbu olmuş İbrahim Ethem Hazretleri. Belhim padişahı iken bırakmış her şeyi. Niye? Bir kokusundan, bir küçücük bir damak tadından öyle aman aman yanmak da değil. Ne gördü Leyla'nın yüzünde Mecnun ki sergerdan olupdur aşk elinden? Mecnun'un bu halinin sebebi nedir? Leyla'da neyi gördü? Leyla'dan zuhur eden neydi? Leyla mıydı? Yok. En sonunda kendi söylüyor sonra. Leyla diye Mevla'yı buldum diyor. Nereye dönerseniz dönün, ancak Allah'ın veçhine dönersiniz diyor Kur'an-ı Azimüşşan. Bu baptan baktığımız zaman Mecnun Leyla'da Cenab-ı Hakk'ın veçhini gördü de bu hale geldi. Zaten dediler ona ya sen gel, sana nelerini buluruz bu kara kuru bir kızcağızın. Ah dedi, sen siz benim gözümle görebilirsiniz onu. Göremezsiniz dedi, göremezsiniz. Onun için Leyla'nın köyünden gelen köpeğin ayaklarını öptü, gözlerini öptü, Leyla'yı görmüştür bu gözlerle diye ya. İşte Mecnun bunu gördüğü için Leyla'nın yüzünde bu hale geldi. Peki Züleyha ne gördü Yusuf yüzünde? Yusuf'un güzelliği neydi? Züleyha'yı o hale sokan neydi? Rüsva eden neydi? Ama ne diyor erenler? Bu yolda
ırzı, namusu, şişesini çalarız biz taşa diyor. Taşa çalmak ne demek? Irzdan, namustan vazgeçmek değil. Çünkü o imanın şartlarındandır yani. O ırzın, namusuna insanın sahip olması. Ben davası, benim gibi adıma yapılır mı? Bana söylenir mi? Ben istesem verilmez mi? Bunu yok etmektir. Ar ve namus şişesini taşa çalmak, bunlardan vazgeçmek ya. Koyup İbrahim Ethem tacı tahtı bunu söyledik. Yeri külhan olur tıraş gelinden. Camiye gitmiş. Üstü başı pırtık diye camiden kovalamışlar. Demişler yani senin üstün başın caiz değil senin bu vaziyette falan. Ağzından bir laf çıkmış. Demiş ya camiyi yaptıran benim, benim yaptırdığım camiden mi beni kovuyorsunuz deyince bütün terk silinmiş, bütün sahip olma duygusu tekrar verilmiş. Haydi baştan aşağı gene arınmak için, gene temizlenmek için İbrahim Ethem Hazretleri başlamış. Yunus Emre bu hasretle zari, bütün sıkıntısı, bütün zarureti bu hasret. Ne hasreti o? Cemal hasreti. Aşkın getirmiş olduğu o muhteşem duygu, o muhteşem dünyevi her türlü nefsaniyetten, enaniyetten, birimsellikten, bedensellikten kurtulmanın hürriyeti, bütün davası bu. Bağırmamın, çağırmamın, inlememin sebepleri bu diyor. Acep mihman olurdur aşk elinde. Ancak ve ancak aşka sahip olunursa ki o da Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Kimse aşık olayım deyince aşık olamaz. Cenab-ı Hak lütfeder, kerem eder o duyguyu, o yüksek duyguyu. O cemal seyrinin getirmiş olduğu duyguyu. O zaman da ne olur? Mihman olmak yani orada yerleşmek, orada konuşlanmak, orada mutlu olmak. Bu bütün zaruretlerden vazgeçmek. Çünkü artık orası bir cennet duygusunun, cennet hissiyatının yaşandığı bir yerdir. Cennetin cennet olabilmesi için hiçbir gereksinimin olmaması lazımdır. Ah şu da olsaydı dediğin yer cennet değildir. Bir kimse dünyada da her şey güzel işte şu da olsaydı diyor ise o cennet duygusundan âriyedir. Bütün mesele Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olarak cenneti bulabilmektir. Cennet çünkü kemiyet meselesi de değildir, keyfiyet meselesi de değildir. Rıza meselesidir. Razı olma meselesidir. Vazgeçme meselesidir. Dünyevi isteklerden, dünyevi şehevattan vazgeçme meselesidir. Onlardan ne kadar azade olursan o kadar canım cennette olur. Onu hisseder insan. Aynı Yunus Emre'miz buyurmuş ki aşk gelecek cümle noksan tamam olur. Malumunuz. Evet. Aşk gelince noksanlar nasıl tamam olur? Çünkü noksanın noksan olma sebebi yeteri kadar tatmin olmamaktandır. Mutmainne duygusuna sahip olmamışlıktandır. Mutmainneye erişmiş olan bir kişi o zaman ancak çünkü ayet-i kerimede ey tatmin olmuş nefis gel dön kurtulmuş kullarımla ben senden razı sen benden razı olarak cennetime gir diyor. Cennet dediğin cemaldir. Cennet dediğin aşk ortamının ortaya çıkışıdır. Çünkü orası artık mutmainne diyarıdır. Onun için bütün eksikler tamam olması için canın cennet durumunu hissetmesi lazımdır. Bu ille mekansal cennete girmeye mecburiyet kesbetmez. Dünyada da bu duyguya varmış bir kişi, tatmin olmuş bir kişi cennet hayatını yaşayabilir. Eyvah, Orhan da bir soru sormak istiyor efendim. Buyursunlar efendim. Hocam dediniz ki aşkı kimse bilmiyor. Aa, ben soru sormak istediğini bilmiyordum. O da hazırdaymış da diyemiyormuş. Sor baba. Ben insicam bozulmasın diye araya girmeyecektim ama ben böyle çıkarmaya çalışıyorum söylediklerinizden. Teşekkür ediyorum, istifade ediyorum. Aşkı biliyorum diyen yalan söyle. Biz bilmediğimiz bir şeyi mi konuşuyoruz o zaman dünyada? Biz yeteri kadar tatmadığımız ancak ilmel yakin olarak yakin olduğumuz bir şeyden bahsediyoruz. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim diyor şair. Ben de Hazreti Mevlana kadar sevmek isterdim. Ben de Cenab-ı Pir Efendimiz kadar aşık olmak isterdim. Ama ben bu kadarım. Benim bu kadarlığım tabii ki bir ölçüde benim eksikliğimdir. Çünkü gayretsizliğim söz konusudur. Yeteri kadar konsantre olmamam söz konusudur. Amenna. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın nahnu kasemna'da bana layık görmüş olduğu bir duruş, bir profil vardır.
Ben o profile razı olmazsam, ki o profil benim kemalimdir. Razı olmamak diye bir şey mümkün değil. Razı olmayan kişi tamamen mevzunun dışında kalmış olan kişidir. Küsemem bahtıma, ben sevmeyi kısmet bilirim. Ben sevmek için bir kere arkadaşlar, çatıdan başlıyoruz konuşmaya. Her zaman sıkıntı bu. Çatıdan, tezyinattan başlıyoruz. Temelden konuşmamız lazım. Şer-i şerifi yaşamayan, takvayı yaşamayan kişi aşkı bilmez. O sadece gönlünün hevesatına gider. Aşk, şer-i şerifin tatbiki, takvanın ivazsız garazsız tatbiki ve de bunların daimunu, yani sürekliliği söz konusudur. Çünkü aşk nedir biliyor musunuz? Kün tükenzen mahfiyen dediği Cenab-ı Resul'ün ağzından Cenab-ı Hakk'ın hadisi kutsi de ben bir gizli hazineydim. Bilinmeyi, sevilmeyi murad ettim. Bu muradın tahakkuk etmesidir aşk. Bu gizli hazinenin, şifrelerinin çözülmesi için sevgili Orhan, şer-i şeriften zerre kadar ayrılamazsın, takvadan zerre kadar ıskalayamazsın. Zamanımızda böyle bir şey yok. Onun için kimse bana aşktan bahsetmesin. Ha diyeceksin ki ya abi uzattım be, o kadar da değil. Allah'ın ne gizli kulları var. Amenna ve saddakna. Hüküm zahire göredir. Cenab-ı Hak bana emredildiğiniz gibi istikamet sahibi ol diyor mu? Ben istikamette nasıl emretmiş beni? Şeriatla emretmiş beni, takvayla emretmiş beni, hizmetle emretmiş beni, zikirle emretmiş beni. Benlikten, bedensellikten, her şeyden soyunmakla emretmiş beni. Gururdan, kibirden, riyadan soyunmakla emretmiş beni. İşte bu gönül hayran olurdu aşk elinden. Bu hayranlığa varabilmek ve o aşkın lezzetini alabilmek için temelden bahsetmemiz lazım evvela. Hafriyat yapılması lazım. Hafriyat atacağız. Efendim ondan sonra temeli atacağız. Güzel, rutubet olmaması için efendim tezyin edeceğiz. Ondan sonra bina çıkacak ortaya. Efendim bu dediğimiz mutlaka şer-i şerife itibar etmek, mutlaka takvaya itibar etmek söylüyoruz ama hakikate ereyim diye yaptığın zaman sıkıntı olur. Bunu şer-i şerife itibarı, takvaya itibarı, zikrullah'a itibarı hiçbir karşılık beklemeden yapacaksın. Kulluğunun itibarı için yapacaksın. Kulluğun için yapacaksın. Onu zevk edeceksin. Ben bunun için yaratıldım diye yapacaksın. Onun karşılığında Cenab-ı Hak sana neyi lütfettiyse, kerem ettiyse, nadukasemlâdı onu verecektir. Ona da razı olacaksın. Ama biz hep ticaretindeyiz işin kardeşim. Kıldık kıldık olmadı diyor adam namazı ya. Kıldık kıldık vermiyor diyor. Yani o zaman da Yunus Emre'nin dediği gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri isteyene verenleri bana seni gerek seni demeden netice alamazsın. Hiçbir beklentin olmayacak. Kul olacaksın. O sevgiliye sadece kulluk etmenin mecburiyetini, tabii farzlar mecburiyettir. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, kulum bana nevafille o kadar yaklaşır ki, gören gözü ben olurum, söyleyen dili ben olurum, yürüyen ayağı ben olurum, sayabildiğin kadar eczai vücudu. Değil mi? Biz bundan mükellefiz. Nevafil, güzel ahlakı oluşturan nevafil denilen ama bizim günümüzde galat olmuş. Nafile ya, boşver, hiç uğraşmaya gerekmez. Halbuki nevafil faydalı demek. Faydalı olan şey de efendim Resul-i Kibriya Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaktır. Efendimizin yavrularıyla nasıl münasebet etti, sokaktaki çocuklarla nasıl münasebet kurdu, annelerimizle nasıl münasebeti vardı, arkadaşlarıyla, kendine inananlarla, inanmayanlarla nasıl münasebet kurduysa, onların ortak paydasını alarak insanlarla, eşyayla ilişkiyi ancak öyle kurmamız lazımdır. Güzel ahlak ve nevafil budur. Yoksa durmadan nafile namaz kılmak değil. Tabii ki o da lazım. Tabii ki namaz, oruç gibi temel prensipler ve disiplinler olmazsa olmazdır. Kalbim temiz, vücudum semizdir. Bir yere varmak mümkün değil. Ama demek Cenab-ı Hak farzla bana yaklaşır demiyor, nevafille bana yaklaşır diyor hadis-i kutsi de.
O zaman nevafil denilen sizle benim aramdaki münasebetin Muhammedi olmasıdır. Sokaktaki kediyle münasebetimin Muhammedi olmasıdır yahu. Muhammedilik A'dan Z'ye kadar bütün zerrat ile bütün kainatı aynı şekilde bir münasebet zinciri içerisinde yaşayabilmektir. Burada Yusuf da mecazdır, Züleyha da mecazdır, Leyla da mecazdır, Mecnun da mecazdır, İbrahim Ethem de mecazdır. Mecaz demek onun varlık alemine çıkmamış olması demek değil. Ama mesele Leyla da değil, Mecnun da değil. Mesele Cenab-ı Hakk'ın esmasının coşu huruş edişidir. Bunu görebilmek, bunu okuyabilmek ardında. Bunları mecazla yapmalarının sebebi nedir? Sultanlarımızın, büyüklerimizin, nutku şerif sahiplerinin na ehil eline geçmesin mana diye. Na ehil eline geçmesin. Meseleyi idrak edebilen okusun onun içerisindeki balı alabilsin diye. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü diyor. Yani ne alakası var gibi değil mi? Ama orada neler gizli ya. Programımızın ismi yani bizim.